Selam Ceybonlarım, kanalınıza hoş geldiniz. BTS'ten 6 üyemiz 19 Nisan'da Kore'ye gelmişlerdi. Sabaha karşı indikleri Kore'de de büyük bir ARMY topluluğu ile basın onları karşılamıştı. ARMY'nin daha sonradan da geleceği açıklanmıştı. Bizler 3-4 gün gibi düşünürken sadece bir gün sonra ARMY'de 20 Nisan'da Kore'ye sağ salim indi. Haberi alan ARMY'ler ve basın yine havaalanında bekleyişe koyuldular. ARMY'de Kore'ye sabaha karşı 4-5 civarında indi ve basını bir gün arayla erken saatlerde yorduğunu düşündüğü için özür diledi. Muhabirler hayır sorun yok dese de aracına gidene kadar yeni bahar yıllarını kutladı, çekim esnasında muhabirlerin dikkat etmelerini söyledi ve hepsine ayrı ayrı selam vermeyi ihmal etmedi. Bir başkasının işleri bu, tabii ki de sabah bile olsa gelecekler diye düşünse de 12 saatlik uçuşun ardından ince düşünerek basın emekçilerinden özür dilemesi Namjoon'un yine farkını ortaya koydu. Araca biner binmez de hemen ARMY'leri meraklandırmamak için önce Instagram'a bu Kore emojisiyle vardığını belli etti. Sonra da Weverse'e gelip konser görüntüsüyle "Gerçekten çok keyifli konserdi, hepinize teşekkür ederim" yazdı. ARMY'nin yazdığı mesajdan sonuna elma emojisi eklemesi ise kafalara acaba yeni bir spoiler mı alıyoruz düşüncesini getirdi. Malum yeni albümün erasına girdik ve BTS'in bizi nasıl bir konseptle karşılayacağı merak konusu. Bu yüzden elma emojisinin altında bile yine bir şeyler arar durur olduk. Sizlerin de bu konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Videomu Ramazan'a uygun duamla bitiriyorum. Allah herkese Namjoon kadar düşünceli insanlarla karşılaştırsın. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşça kalın Jelibonlar.